5 Temmuz, 11 Temmuz. Bütün burçlara söyleyeceğim. Aşı oldum. Biraz mal gibi enerjim var. Yani kendimi böyle Covid olmuş gibi baş ağrısı, böyle kolum ağrıyor filan ama mecbur siz de bunu bekliyorsunuz. Yapmak zorundayım. Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam takip edebilirsiniz. Değerli boğa burçları, bu hafta en çok birlikte çalıştığınız kişilerin arasındaki yaşanan gerginlikleri ayırmak isterken bazı şeyler üzerinize sıçrayabilir. Lütfen herkes birbirini yesin, siz işinize devam edin. Çünkü bu sefer suçlu siz olacaksınız. Zaten disiplinli ve kurallı noktalarınız var. İnsanlara doğru disiplini yansıtıyorsunuz ama sizin yapacağınız bu yardım size sıkıntı yaratabilir. Sesimizi kesiyoruz, işimize devam ediyoruz. Özellikle de büyük bir kurumsal firmadaysanız yöneticilerle alakalı yaşayacağınız gerginlikler sonu sizin için aydınlık olacak. Evet, tartışabilir, haklarınızı savunabilirsiniz. Bir noktada da rahatlığınızı bozmak istemiyorsunuz. Bozulmayacak, hatta yerinizde daha büyük bir rahatlık söz konusu olacak. Endişe etmenizi istemiyorum. Uzun süredir iş beklentiniz varsa ve hala maddi ve manevi toparlanamıyorum diyorsanız bu dönem sizin için hayırlı kapıların açışı, doğru noktada başlangıçlar ve hatta benim hayalim kalmadı, ben iş falan bulamayacağım diyen boğa burçları bu hafta Temmuz ayı onlar için hareketli, doğru iş kapılarınız hayırlı olacak. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Büyük kurumsal ya da yurt dışı firmasıyla bağlantılı çalışan bazı boğa burçlarında tartışmalar değil de şirketin yönetimiyle alakalı yer değişimleri, farklı anlaşmalar, yenilikler biraz stresli sokabilir. Herkes bir disipline girecek ama herkes hak ettiği değeri de bulacak olarak uyarı veriyorum. Uzun süredir birikmiş maaşınız, almak istediğiniz haklar ve hala bunlarla ilgili bir yaptırım olmadı diyorsanız, bunlarla ilgili özellikle bazı boğa burçlarında beni çıkarsalar da haklarımı alayım, yeni başlangıçlar yapayım. Evet, bu tarz fırsatlar da olacak. Eğer doğru değerlendirdiğinizde güzel kapılarınız da söz konusu olacak diyorum. Ve sizin için hayırlı olacak. İş kurmak, yeni planladığınız ortaklı bir süreciniz varsa, evet, hayırlı başlangıçlar için doğru zaman. Detayları kontrol ederek, gözden geçirerek, hiçbir şeyi atlamadan doğru ortaklık ya da iş kurumu size gayet keyif ve mutluluk verecek diyorum. Özellikle toprak mühendislik, toprak tarımı ile ilgilenen bazı boğa burçlarında güzel fırsatlar. Özellikle yurt dışı ile ilgili beklediğiniz bir anlaşma ve iş kapınız varsa bu fırsatları da yakalayacaksınız. Mesela şöyle söyleyeyim. Eskişehir'den eğer farklı bir ülkeye yerleşmek istiyorsanız bu doğru. İstanbul'dan da farklı. Kapılarınız aydınlık, endişe etmenize gerek yok. Güzel oluşumlar sağlayacaksınız. Şöyle bir durumumuz var. Kendi düzeni aynı noktada olan boğa burçlarında bir risk var mı diye endişe ediyorsunuz. Hayır, bir risk yok ama maaş konularıyla alakalı biraz haksızlıklar olabilir. Bunlarla ilgili ayrılık kararı verebilirsiniz ve bu noktanın sizi yıpratacağı ile ilgili başlangıçlar olacak ama mücadele ederseniz haklarınızı da devam ettireceksiniz. Bir risk görmüyorum. Değerli boğa burçları, işten ayrılmak isteyen bazı boğa burçları alternatif teklifler bekliyor. Olumlu teklifler var. Fırsatı koyun. Hatta tatilinizi yapın. Enerjinizi düzeltin. Gelin. Doğru kapınız var. Korkmanıza gerek yok diyorum. Evet, aşk konusunda kalbim yaralı, kırgınım diyen boğalarda bu hafta özür dileme, adım atma, her iki tarafında birbirine tekrar şans verme noktası olacak. Bu ilişkiyi doğru yöneltirseniz de muhteşem ilerleyen ve keyif verecek. Özellikle geçmişinizle ilgili hesaplaşmak istediğiniz kişilerde ufak tefek iletişimler olsa da bu sizi tatmin etmeyebilir. Doğru başlangıçları görmeniz hayırlı. Ailenizle çıkacağınız yol ya da yolculuk size çok keyif verecek ve bu yolculukta büyük dersler alacaksınız. Hatalarınızın farkına varıp aile olmayı tekrar başarmayı öğreneceksiniz. Evli olan boğa burçlarında ilişkinizle ilgili her şey yumuşak yumuşak ilerlerken çevrenizdeki insanların laflarıyla eşiniz ya da siz harekete geçiyorsunuz ve durup dururken ilişkinizi yıpratıyorsunuz. Dışarıdakilerin duymayın. Eşiniz ya da size söylenenleri doğru anladığınızda bu evlilik kurtulabilir. Hatta bir taşınma fikriniz ya da ev tadilat fikriniz olabilir. Bu fırsatları da doğru değerlendirdiğinizde huzurlu bir enerjiye gireceksiniz. Bu hafta ailenizde evlenecek ya da söz ya da kısmet dediğimiz noktalar var. Bunun telaşı olabilir. Bir de ailemizde şöyle bir sorun var. Ölmüşümüze ya da yakın bir hastası olan birine kurban niyetimiz var. Bu kurban kapınızda hayırlı bir şekilde keseceksiniz. Hatta şöyle söyleyeceğim. Olmadık fırsatlar var. Bu fırsatları doğru da özellikle sanat, medya, iletişimle alakalı beklediğiniz iş konularınız varsa büyük bir aydınlık var. Bazı boğa burçlarında tekrar bir çocuk ya da çocukla ilgili radikal bir noktaya gireceksiniz.
Bu da sizi gayet keyifli ve aydınlık kılacak. Yarım bıraktığınız eğitimi tamamlamak istediğiniz noktalar için de güzel fırsatlar, dil eğitimi ya da kendinizi farklı kurslarla altyapınızı oturtabilir. Psikolojinize iyi gelecek. Bu ara bazı boğa burçlarında da koltuk, masa, sandalye ya da salon değişikliği, televizyon, bu tarz değişimler söz konusu olacak. Yalnız yanlış mail atabilirsiniz ya da yanlış birine mesaj gidebilir. Bu ara iletişim evrenindeki yazışmalara dikkat edin. Hata yapmanızı istemiyorum diyorum. Bir evlilik teklifi alabilir. Bu dönem kalbinizdeki insandan evlilik teklifi alabilir. Havalar uçabilirsiniz. Sağlık olarak orta kulak ya da mide asitlerimize dikkat edeceğiz. Sevgi ve mutlulukla kalın. Umutla kalın. Hoşça kalın.